Parayı alayım ya. Bir de onları pusuya düşürürsek bence otomatik son şandırma verir. Tekrar böyle gereksiz bir savaş vermek zorunda kalmam. Pusu önlendi ama en azından kaçan orduyu yakalamış olmuştuk. 3 eyalet. Tamam, bunu da aldık. Belagar kaldığı yerde kalmayı sürdürdü. 20 kişilik eşek gibi bir ordusu var. Kendisi korkutuyor beni birazcık. Neyse, önce bir şunu indirelim. Şey düşürmedik bu arada. Okay. Garnizon desteğe geldi. Bir daha alalım. İki çok küçük görünebilir ama güzel birikiyor o 2-2-2. Şimdi bu orduyu lav etmektense bunun birimlerini diğerine vermeyi tercih ederim. Şere dalgası samındı değil mi? Evet. Greek kahin yanımda gezdirmeyi tercih ederim ama bunu 15 yapmam gerekiyor dediğim gibi. Saldırı sen düzenle. İkisinin yürümesi gitmesin boşuna. Var mı öyle neden? Yok. Tamam, okey. Biraz fazla mı hasar aldık emin değilim ama. Neyse, burayı alalım. 20 rüzgarları güç kapasitesi hiç fena değil. Şimdi iki tin ordusu birazcık az taze yeniyor. Hoş değilim o konuda. Burada nelerimiz var? Şunu değil bunu bir alayım. Daha fazla çarptığım yakıtı elde etme ihtimali veriyor bana. Warlock mühendisi hareket kabiliyetini arttır biraz daha. Suikastçıysa sen biraz birlik yenile. Şuradan da devam. Ardından sen pusu vaziyetinde kal ve Belagor'un buraya doğru gelmesini umut edelim. Zaraskil. Yok ya onu yolla direkt. Bu eyaleti elinde tutmak istiyorum. Bu arada tabii tur arasında şöyle iki tane detay var. Bunları unutmayalım. Üzerime yaklaşırlar umarım. Vağ orduları yok. Öyle bir detay var. Suya düşüre düşüre ikisini de alırım ama biraz tazelenmem gerekiyor işte. Ve Belagar'la aynı anda gelmemeleri gerekiyor, öyle bir detay var. Okay, Miragliano. Şunu hemen bir basalım. Büyüme ve gıda. Skaven harabesi. Hemen hiç bekletmeden şunu bir bas. Ardından her ihtimale karşı şunu bir bas. Sonra -5 kontrol diyor. Çünkü Skaven'ın yozlaşması Skaven'a da eksi katkı yapıyor. Eksi kontrol veriyor. Şu kontrol binasını da yap. Daha fazla büyüme de al. Sonra bir tane veba rahibi kesin istiyorum. Onu bir alalım. Bu arada veba rahibi binası... Lan sen nereden çıktın birader ya? De senle mi uğraşacağız gerçekten mi ya? Ben neredeyim sen neredesin? Üf, düzenli zorlarından nefret ediyorum. Ya buraya saldırırsa sorun çıkarır. Eşek gibi bir ordu yapıyor burada. Ya gerçekten. Kimi yollayacağım ki oraya yani? İki timi yollayacağım sana şimdi ben. Belagor ve şeyle uğraşırken yani. Bütün canımı sıktın şu an. Ha, burada veba rahibi binası yapmışız zaten. Tamam, veba rahibi buradan gelsin o zaman. Orada tekrar yatırım yapmamıza gerek yok. Şu lazım. %30 gelir, hiç fena değil. Gelir de arttırıyoruz yeni binalar yaparak. Evet, ben bunu yaptım. Tobago yaşıyor. Nasıl böyle? Santosa'yı ne yapacağız ya? İşin gücüm yok gerçekten ya. Yeterince düşmanım vardı benim lütfen ya.
Sartosa'ya saldırırsa bilmiyorum, buraya yeni bir ordu daha yapmak gerekecek galiba böyle giderse. Hoş bir anımızda değiliz şu an. Hoş değil. Liderlik artı 3 işimi çok yarar. Sayatik Baron da çok yarar. Önceliği buna vereceğim galiba. Bunu aslında Karasa Karak'a göndermeyi planlıyorum. Ama alt tarafa göndermek daha mantıklı olur. İkisi de aynı uzaklıkta sayılır aşağı yukarı şu an. Yok, Karasa Karak daha yakın. Okey, buraya gitsin ya. Karasa Karak'la tanışmam negatif bir etkisi olacak bu durumun ama olsun. Neyse, kafalarına nükleer bomba atarız en kötü. Her zaman öyle bir yedek planım var. Okey, ben bunu almadım mı? Aa, bunu almamışım ben daha. Aa, aldım sanıyordum. Şahin keskinliği, zırh delici, menzilli hasarı. Evet evet, şey... Yes yes! Belegar'a karşı çok işime yarar, hemen alayım bunu ben. Böyle bir nadir şey aldık, alevli saldırılar, menzilli gücü. Tamam. Cezayirlilere ya da sıçrancı silahlarına güzel gider. Onu ertelemeden önce ikide bir takalım. Bir şeyler daha varmış. Silah var mesela. Şu ihtilaf kılıcını sen al. Sonra Efsun'un eşya... Düşmanın torku neydi? Yok, şunu al. Aa, pardon, yanlış şeymiş o. Şunun torku. Yönlendirme hassas. Aşırın kitabı. Bunu yancıma da verebiliyorum değil mi? Aa, yok, Lord'a özelmiş galiba. Öyle mi yazıyor? Öyle bir şey yazmıyor ama direkt büyücü sayılmadığı için ona veremiyorum galiba. Ha, bunların zaten arkanın eşyası yeri yokmuş. Pardon, tamam. İki senin yaverler alevi mermileri bir al. Silah gücü bunu da al. Büyümeyene... Okey. Daha sonra başkasına veririm onu. Sen alabilirsin. Tamamız sanırım değil mi? Okey. Konsiye baktın mı? Verzey'in ordularının nereye geleceğini falan çok merak ediyorum. Belagan'ın ordusunun nereye gideceğini. Bakalım. Lan Morgur, sen ne alaka ya? Sen nereden çıktın birader? Ya başka düşman mı bulamadın kendine ya? Allah'ım ya. Tamam, peki. Hepsi olur, o da olur. İsyan çıkıyor. Sen de ya, isyan da çıksın. Tamam, o da buyursun. Abi, Skaven Arabesi isyan ne alaka şimdi ya? Neyse, bir tur gelir toplamayalım bari. Burada isyan çıkmamasını istiyorum çünkü. Şimdi, Verzey'in orduları yanıma yaklaştılar ki şurada bir ordusunun daha olduğunu mutluluk içinde görebildim. Otomatik sonuçlandırmamalıydım o savaşı ben. Şimdi, bu kardeşlerimiz maalesef ordugah vaziyetinde, pusuya da düşüremeyeceğiz. Yapay zeka akıllanmışım ben görmeyeli. Yani şimdi... Burada bir savaş olduğunu gördüm derin. Belagar bu ihtimalle kazanmış. Ya dur ya, bu Belagar'ın savaş halinde olduğu çarpı kayası çocuklar çok uzakta. O zaman başkaları savaştı orada. Askeri varlık. Belagar burada olsaydı görebilirdim herhalde değil mi? Şimdi Zarak zili kaybetmek dünyanın sonu değil. Buradan geçemiyor. Verzek mi o? Verzek. Yani yeraltını kullanarak geçmeyi deneyebilirim ama yeraltının önüne geçme ihtimali var. Ve bu lordu kesinlikle kaybetmek istemiyorum. Dolayısıyla ben bu savaşı vereceğim. Şunu getirmeyeceğim bu savaşa. Geri çekilme olasılığını arttırmasın diye aslında. Ya geri çekilmesi işime gelir ama bunu buraya getirirsem, sonra bu adam geriye çekilirse
Bunları şuralara geri getirmek isterim. Bu adamı oraya geri getirecek yürümem olmaz. İşte şimdilik orada bir kalsın o. Çekilmez herhalde diye düşünüyorum. Bakalım. Okay. Cesur denilgi. Siyah gücü atanmış birim. Menzilli gücü. Cezalilere verelim şunu. Gücünü hadi suikastçıya verelim. Ya hiç samanımız da yok birader burada ya. 3 tane samın alabilirim ama gıda seviyem düşüyor. İhtiyacım var mı? Galiba var ya. Tanesi kaç gıdaydı bunların? 3. 15 gıda harcıyoruz. Harcayalım. Ne böyle deyince Pirus Zaferi dedi bana. Okey. Okey. Okçuları var. Az sayıda. Verzey'in Gork'un ayağı var mı diye bakacaktım ve varmış. 100 tane büyü rüzgarı var. Menzilli direnci ne kadar? Fiziksel direnci var. %25. Menzilli direnci yok ekstradan. Önemli değil. Aa dur, önemli. Çünkü bunu... Ha yok değil. Tamam. Bunu menzillerle indirmeye çalışacağız. Hayırlısı bakalım. Onu indirirsek kolay. Onu indiremezsek çok zor. Alright. Bakalım nelerimiz varmış. Uf, bir de yokuş yukarı. Şahane. Çünkü neden menzilli ağırlıklı bir orduyla savaşırken yokuş yukarı savaşmayayım ki? Ya, üf, çok saçma ya. Ne biçim bir harita ya. Hayır, saldıran da benim. En azından saldıran avantaj vermesi lazım böyle bir yerde. Yani şurası en azından düz. Şuraya yerleşebilirim ama orası da destek birliklerime çok uzak. Orası çok saçma olur. Kuşkarı savaşmam, hayır. Yapacak bir şey yok. Destek birlikleri geç gelsin artık. Yani saldıran benim. Aslında benim saldırmamı bekleyebilirler. Okay, şöyle yerleşeceğiz artık. Başka seçeneğimiz yok gibi. Biraz ideal bir yer değil ama en azından dağa karşı savaşmayacağız yani. Bir de kar ya. Bir de ne olduğu da belli olmuyor. Şuraya gelin bakalım. Sıkıntı yok. Canımızı sıkmak yok. Halledeceğiz. Siz de gelin. Şöyle bir gelin bakalım öncelikle. Üzerime gelmiyorlar diye tahmin ve umut ediyorum. Şöyle sol tarafımızı güvenceye alarak şöyle bir dizilin. Okey. Sol taraflarını bir nebze boş bırakabilirim sanırım. Onların arkasında durun aslında. Sen de şu tarafa geç. Komple sağ tarafa alın. Şuralara dissem çünkü çok şey olacak. Oğlum, nereye gidiyorsunuz, manyak mısınız? Nasıl bir yürüme şekli? Üzerime geliyorlarmış, öyle bir detaylarımız var. Verzek nerede? Verzek biraz uzakta. Tanesi varmış. Okay. Önden birilerini gönderip intihar etmesi çok düşünceli bir davranış.
nükleer bomba olabilir, olabilir. Yapıştırdım gitti ya. Iskaladım değil mi onda? Kaçtılar yani. Nükleer bomba daha hızlı iniyordu diye aklımda kalmış çünkü benim. Neyse. Neyse. Ne yapalım? Iskarayın onları. Birazcık geriye çekilmek isteyebilirsiniz. Özek nerede asıl? Özeyi görebiliyor musun? Tamam. Direkt ona ateş et kardeşim. Özeyi vuruyoruz az çok. Yokuşların saldırısına uğruyoruz ama yapacak bir şey yok. Sen onların önünü açma ekip. Bunu görebiliyor musun? Pek göremiyorsun. Şuraya atmak daha mantıklı. Şu an çok hasar görüyorum çünkü burada bayağı eşek gibi hasar görüyorum. Çekilin lan oradan hatta. Ne yapmışız şuraya? Çekilin geri. Cezayı vuramıyor musun ya ona? Yeterince hızlı vuramıyor. Onlara doğru koşun. Şuraya bir tane. Şuraya bir summon. Senin yapabileceğin pek bir şey yok gibi. Dal şuradaki yalanlara. Yalanlara dal. Yalan birimlere dal. Tamam, buradaki saldırıyı sıçancık silahlarımıza yaklaşmadan önce şey yapmayı başardık. Sen çok hasar alıyorsun. Çekil oradan. Verze'ye vuruyoruz biraz biraz. Tamam, çok kovalamana gerek yok. Dork kuvvetlerini iki kendisi indirir bence. Siz ikiniz onların önünü açabilirsiniz. Verze sizin benzinize girmedi daha değil mi? Bir sabun daha. Bir tane gider. Korkun ayak kullandı mı kullanmıyor mu bilmiyorum ama şimdi yiyip bağını sormuyorum şu noktada. Tamam, kaçıyor şu an. Cezayirler, indirirsiniz o kaçmadan önce onu. Aslında indirmeseydim daha iyiydi. Diğer lordlar, diğer lordlar belki defeat threat'ini alırdı ama yok, yakalayamazdım büyük ihtimalle. Tamam, tamam, biraz hasar aldık. Ama makul, kabul edilebilir ölçülerde. Değil. Silahlar hallediyor. Şu cin gözü indirebilirsen aslında iyi olur sen ikit. Sen de nispeten hızlı bir birimsin. Sen de birilerini kovala. Tamam zaten ya. Şuraya geçip belki bir kişiyi daha vurabilirsiniz. Tamam, iki tonu yakalamış. Bunlar kaçmadan önce belki bunlarla onları yakalarım ya. Hatta direkt saldırı emri vereyim. Sen niye onu bırakıyorsun Nikit? Yanlış adamı mı saldırdın? Öldürdün mü ya o kahraman sen? Ha yok, burada Cingöz. O zaman serzenişimde haklıymışım. Neden onu bırakıyorsun İkit? Ya
gösterileri artık olduğu kadar. Başka onları takip edecek birimim yok. Sen ne yaptın? Tamam, bunlar %10'un altına düşmüş. Ork beyeklerinin peşine düş. Tut onu öldüremiyor, yalnız öyle bir detayımız var. Pek yakalayabiliyormuşum gibi gözükmüyor. Bu herifler desteğe gelme fırsatı bile bulmadı değil mi bu arada? Belki onu öldüremeyecek böyle giderse. Bunun üstüne bir tane daha saman atayım. Nükleer bombam işte birazcık boşa gitmiş gibi oldu bu savaşta ama yani biraz etkisi oldu yine de ya. Birkaç birimin yarısı canına kadar aldık. Ama yani iyi kullandığımı iddia edebilir miyim? Asla. Tamamdır. Güzel. Okay. Şimdi her ne kadar paraya çok çok ihtiyacım olsa da ordu ikbaline daha çok ihtiyacım var çünkü etrafım hainlerle, pisliklerle, sırttan bıçaklayanlarla fiziksel direnç %10 gayet güzel. Şimdi sevgili ikitçiğim, seni tekrar şurada bir suya sokalım. Sen de onun yeni görevini gör. Eğer pusu tespit edilir ve Zarak Zili alırlarsa rüyanın sonu değil. Geri çekilmeyi de tercih edebilirler. Henüz barışa yanaşacak kadar çok dayak yemediler. Bir iki kere daha dönmek gerekir. Onlardan çok korkmuyorum. En büyük tehdit şeydi, Wurzak'ti. Onu indirdik, bir süre geri gelmeyecek. Bunları pusu musu derken hallederiz biz. Asıl ben Belegar'dan korkuyorum ya. Şu an özellikle de hasarlı vaziyetteyken beni yakalarsa yani öyle bir öttürür ki abi yeter bu kadar öttürme dersin. Seni maalesef birazcık dışarı almak durumundayız. Paramız yeterli değil. Skaven arabesi bu tur mu kapatmıştım bunu? Evet. Önümüzdeki tur açacağız o zaman. Miragliano'da şu basılabilir. Her gördüğümde canım sıkılıyor. Gerçekten bu nedir arkadaş ya? Ay boru da değil yani. Kemorgu, şey, Saygor, Nurgle canavarı, cehennem çukuru, garabeti. Bu nedir abi? Elit ordu basıyorlar bildiğin ya. Daha 14. turdayız birader. Sakin ol ya. Canı sıkıcı. Öyle geçen tur kapatmıştım ben galiba da yeterli olmamış. Yok, bu tur kapatmıştım, tamam. Garnizonla onu alamam ben. Şimdiden bir şey basmaya başlamalı mıyım? Çünkü çok büyük risk. Sartoza çok değerli. Param yok ama Sartosa'yı korumak zorundayım ya. Bakalım şunlardan yine basalım biraz. Yani çok can sıkıcı, çok. Upgrade etmek isterim. Şu an param yok ama. Ben şuradan devam.
şuradan devam. İkit'in ordusunda iki 12. rütbeye ulaştı. Bakayım kendi özelliklerine. Yerel yetiştirme süresi, acemi rütbesi. Geç onları. Menzilli gücü, yoğunlaştırılmış ateş mühimmat, antivirüs olabilir. Warlock efendileri için sadakat ve kahraman kapasitesi bir tane. Kahraman basabileceğim bir yer var mı? Warlock mühendis binası yaptı mı ben herhangi bir yere? Buraya yapmadım. Buraya da henüz yapamadım. Evet, onu seçmenin bir esprisi yok dolayısıyla. Şundan lazım. Master Engineer. Sadakat zaten kötü durumda değil. Şunu bir alalım. Sen bunu yeterince arttırıyorsun. Zili direncini falan sonra veririz. Plastik yıkıntısı tek bir savaşçıya karşı güçlü bir doğrudan hasar. Bu bir ara çok güçlüydü ama galiba nöfrediler ondan sonra. Bir de çatlağın çağrısı bu. Bir rüzgar büyüsü. Biraz dandik bir büyüydü ya, hatırlıyorum bunu. Bayağı oldu oynamayalı da. Ben şunu alacağım. Seni bu sefer unutmayalım bari. Bir adet törenim var. Geçiniz. Aslında şuraya Quick'i görmek için falan bir kahraman falan göndermek mantıksız olmaz ama kahraman kapasitem yok ki nereye gönderiyorum. Yasaklı atölyede. Sanırım şunu yapsam iyi olur ya. Bir tane var elimde ama bir tane daha olsun. Hadi %25 ihtimal bir daha tutar mı? Tuttu. Vallahi tuttu. Oha. Ya ben izliyorsam böyle hile modu falan mı yükledim falan derim. Yok öyle bir şey arkadaşlar. Gerçekten ilk kere çıksa %25 ihtimal tuttu. Biraz ki kaybedilmek üzere olma ihtimali hayli yüksek. Ya Morgrama ne alaka ya? Gel Morgur, gel. Yeriz. Literally. Yemeğe ihtiyacımız var. Canavar adam eti güzel olur derler, biftek falan. Buraya baktın mı? Şu ördekle bir barış yapsam da. Belegar'a odaklansam. Okey, güzel. Şimdi. Ya işin kötü tarafı. Belegar dibim de hemen geldi az önce. Sonuçlandım ama ne kadar da güzel olmaz mıydı şu an? Evet. Tamam, hiç sonuçlandıramayacağız. Yapacak bir şey yok. Bu savaşı çok hasar almadan bitirmeye çalışmalı ve Belegar'a hazır olmalıyım. Ama önümüzdeki bölümde yapalım bunu. Haydi arkadaşlar, izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakınız. Görüşmek üzere.